yani para odaklı yapılmış bir şey. Deme sebebim de şu, yani 2 gündür sanki evin içinde böyle sevgilisiyle vakit geçiriyormuş da sonra Evet. hikayeler çıktı, ben burada kapının önünde gözümle de gördüm. Hala insanlar bunu konuşuyorlar ama böyle bir şey Siz yok. konuşamam derseniz bu algı ortaya çıkar hanımefendi. Bir Sizleri ocağının aldım. katledilmiş, doğrular konuşulsun. Sadece doğrular. Evet. Çünkü bir önceki akşam kardeşiyle birlikteydi Hı. ailem. Sabahleyin giriş yapılmış. Yapıyor. Zaten kameralardan da kesinleşti bu. Öyle evet giren çıkan işte ilişki mi ilişki falan, yani ailesi açısından bunlar önemli olduğu için ve o gün özellikle akrabaları benden bunu izah etmemi istediği için ben röportaj da vermeden muhabirlere bunu anlatmıştım. Evet. O yüzden yani sadece bunu söylemek istiyorum. Peki efendim bir şey sorabilir miyiz size? Kamuoyunu merak etti. Bizim bu zamana kadar derlediğimiz yola çıktığımız haberlerden şu sonucu elde ettik. Aylin Hoca'nın katil zanlısı da bir duygusal ilişkisi olduğu ve 11 yıldır tanıştıkları yönde. Siz ne kadar biliyordunuz katil zanlısını Aylin Hoca'nın hayatında ya da biliyor muydunuz? Bize o ilişkiyi Bununla anlatabilir ilgili bir şey misiniz? söyleyemem Tam var ben işte. maalesef, çok üzgünüm. Yani ne tanıyorum ne tanımıyorum, ne ilişki varmış yokmuş, onunla ilgili bir yorum yapamam. İsmini hiç duymuş muydunuz en azından? Sadece Onu söyleyebilir şunu misiniz Kadir? söyleyebilirim. Bu yani para odaklı yapılmış bir şey. Sizin de anladığınız üzere zaten hani bizi tedirgin eden de bu mesajlardı zaten, öğrencilerine gönderdiği ettiği. Onun üzerine kapıya gittik. O kadar. Ben iyi yayınlar diliyorum Peki size. şunu sorarak sonrasında size teşekkür edelim. Kız kardeşiyle altlı üstlü, oğluyla da altlı üstlü oturduğu da bu bilgi doğru mu? Evet, aynı Peki binadayız. şunu da soracağım. Peki kız kardeşi o ana kadar yani hiçbir şey fark etmemiş mi, bir ses duymamış mı? Bununla ilgili bir bilginiz var mı en azından? Olay Hayır, gerçekleşene hayır, kadar. hayır, hayır, duyulmadı. Hiçbir şekilde duyulmadı. Peki o 2 gündür alıkonulmuyor diyorsunuz. Bu bilgiyi de Hayır, teyitlemek yok istiyorum. öyle bir şey. Ben bir şey Yani sorabilir bunları miyim? söyleme sebebim de şu, yani 2 gündür sanki evin içinde böyle sevgilisiyle vakit geçiriyormuş da sonra Evet. hikayeler çıktı, ben burada kapının önünde gözümle de gördüm. Hala insanlar bunu konuşuyorlar ama böyle bir şey yok. Yani mesajlardan sizin de anlamış olmanız lazım zaten. Şey, şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben size saygı duyuyorum. Haklısınız. Zaten o 2 gün evde olması falan o değil. Hani burada Aylin Hoca'yı tamamen sömürdüğü, kullandığı bir insan olduğu ortada. Bizim hepimizin yayıncılı olarak da insan olarak da burada hepimiz Aylin Hoca'nın ve ailesinin yanındayız. Ama tabii bir duygusal ilişkileri olduğunu da herkes biliyor, sizin de bildiğiniz gibi. Ama bu da bir gerekçe değil. Bu bir hiçbir şey değil. Kimseyi de ilgilendirmez. Ama bunu siz de tabii, bu daha da ağır geliyor insana Şimdi haliyle. hanımefendi, sizi anlıyorum. Aileyi rencide etmek istemiyorsunuz. Rezgâh. Ancak ifadeler artık basına, televizyona sızdığı için bunu böyle bu ilişkiyi ben konuşamam dediğiniz şeylerle sanki hoca hanım çok kötü şeyler yapıyordu da susmam lazım gibi algılanır. Evet. Burada doğru Çok her zaman saçma bir doğrudur. yere Yanlış gidiyor algılara yol hikaye. açarsınız. Çok saçma bir yere gidiyor hikaye. Ben iyi yayınlar diliyorum size. Ben tam aksini ifade etmek istediğim için sadece Peki. bağlandım ki konuşmamam bile gerekiyordu aslında. Yo, Ama siz aslında böyle sizlerin sakallar konuşması falan lazım çok kötü bir hanımefendi. şeyler yapıyormuş falan Evet. diyemezsiniz. Hayır, Hayır, biz bilmiyor öyle gibi demiyoruz. bir durum da Siz yok konuşamam ortada derseniz, ayrıca. siz konuşamam derseniz bu algı ortaya çıkar hanımefendi. Bir Sizleri ocağının aldım. katledilmiş, doğrular konuşulsun. Sadece doğrular. Evet. Erol Bey, Bir siz cinayet ne var ortada aileni hanımefendi. tanıyorsunuz, ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu biliyorsunuz, ne kadar yardımsever bir insan olduğunu Evet, biliyorsunuz. dünya Evet. Hiçbirisini bilmiyorsunuz, dolayısıyla bu sizin yargınız. Herkes biliyor diye bir şey yok, kimse bilmiyor Ay bunu. yapmayın. Polis ortaya çıkartacak. Şöyle tabii ki çıkartacak, şu var bakın, burada Erol'un demek istediği şu. Hani sanki bir ilişki, bu ilişkinin üstü örtülüyor, kimse, ya herkesin yaşadığı ilişki kendisine. Evet, kimsenin özel hayatını Kimse, yargılamak gibi bir hayır. haddimiz yok. Kimseyi Yargılamıyoruz zaten. Şu an Zaten. bana o katil zanlısını getirseler yemin ediyorum çiğnerim, yani kafasının üstüne çıkar çiğnerim. Çok özür diliyorum herkesten. Bu kadar. Evet.
Ben iyi yayınlar diliyorum size. İyi akşamlar. Peki. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Peki. Şimdi ya tabii işte... yakın görgü tanıklarının ya da tanıyanların konuşmaması da dediği gibi doktor beyin de Sevda Hanım senin de dediği gibi, evet, yani şüpheleri artırıcı vaziyette oluyor. Tabii ki sanki ocağının bir çok büyük bir kriminal bir yanlış mı vardı da ben konuşamam sorarım. Hayır kardeşim, arkadaşıymış adam da gelip bu lanet cinayeti zaten... işlemiş. Bir, ikincisi belki başka bir bağlantısı var, belki birinden yardım alıyor. Bilenlerin konuşma zamanı, konuşma zamanı. Belki katil polis... birinden bir arkadaşı vardı, o da işin içindeydi. Polisler yani, durumlarda her detay çok önemli. Poliste herkes konuşacak. Eğer gerçekten rahmetliyi düşünüyorsanız ilk önce biz çıkarız. İster adam evli olsun, ister bekar olsun. Kimse böyle bir şeyi tabii hak etmiyor. De, o 17 yaşında çocuk değil, kaç yaşında kadın. İstediğiyle sevgili olur. Evet, lanet bir adamı tekine çatmış, o da onun kadersizliği. Ama yani bunun için ben bu konuda konuşamam derseniz ki dediniz deminki hanımefendi. Evet. Siz merhumun da istemediği doğruların açığa çıkmasını aileye iyilik yapayım derken aile değil ateş düştüğü yakar. Tabii aile acili ama hoca hanım öldü. Biz onun katilini en önemli şekilde detaylarıyla herkes polise ve kamuya bilgi vermek bir durumunda. Bir de biz bu cinayetin aydınlanmasını istiyoruz. Evet. Aylin Hoca'yı bir magazin figürü, evet, olarak, aynen, görmüyoruz. Burası zaten magazin ve yani dediği gibi yaşını başına almış bir kadın, beraber olduğu insan da olgun bir yaşta. Ya, bunu kimse zaten bir yargılamaz. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bırak sen böyle değerli bir insan. Yani isterse gayrimeşru ilişkiler yapan bir insan olsa yine de hiç kimse böyle bir şeyi hak etmiyor. Evet. Biz o konuları yargılarız. Bak seyircinin psikolojisi nedir biliyor musunuz? Bir genç hanım bağlandı ve ona soracağım soru, ya ben bunlara cevap veremem. Ben bunlara cevap veremeyen diğer her kişi toplumda soru işaretleri uyandırıyor. Kimsenin buna hakkı yoktur kardeşim. Evet. Amaç yani... acılı aile yüzmek değil. Bilakis. Evet, bu ya da olay hayır detayları ortaya çıksın. Ziyadesiyle bu adam cezasını alsın.